Fikret Bila, Halk TV.com.tr Sendikaların Ortak Tepkisi Düşük ücret, yüksek enflasyon işçi sendikalarını bir araya getirdi. Dis Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türk İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak İş Başkanı Mahmut Arslan geçen hafta ortak toplantı yapmışlardı. Dün de basının karşısına birlikte çıkarak ortak bir bildiri açıkladılar. Konfederasyon başkanlarının ortak bildirisi 10 maddeden oluşuyor. Bildiride asgari ücretin ve ücretlerin gerçek enflasyonun üzerinden artırılması, ilk vergi diliminin yükseltilmesi, sosyal yardımların artırılması, kayıt dışı çalıştırmanın önlenmesi, kısaca emekçilerin ve emeklerin insanca yaşam koşullarına kavuşturulması yer alıyor. Her zaman iktidarla uzlaşmayı yeğleyen Türk İş ve Hak İş'in ile birlikte hareket etmesi tabanlarından gelen baskının şiddetini gösteriyor. İşsizler, işçiler, memurlar, emekliler geçinemiyor. İktidarsa oralı değil. Önce asgari ücreti ve en düşük emekli maaşını arttırmayacaklarını açıkladılar. Para yok dediler. Sonra kamuoyundan gelen tepkiler üzerine konuyu gündeme aldıklarını açıkladılar. Kamuoyuna yansıyan rakamlara göre 10 bin lira olan en düşük emekli aylığının 12 bin veya 12 bin 500 liraya çıkarılması üzerinde çalışılıyormuş. En düşük emekli maaşı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılırsa ne olur? En düşük emekli maaşı alanlar 10 bin lira yerine 12 bin 500 lira alsalar geçinebilirler mi? Elbette yine geçinemezler. Özellikle büyük kentlerde kiraların ve gıda fiyatlarının yüksekliği göz önüne alınırsa yine geçinemezler. Yine aile ve çevrenin yardımına muhtaç durumda olurlar. En büyük üç konfederasyonun birlikte tepki vermesi ve ortak taleplerini açıklaması iktidarı harekete geçirir mi? Bu ortak bildirinin iktidar üzerinde bir baskı oluşturacağı açık ama bu taleplerin yerine getirileceği anlamına gelmiyor. İktidar cephesinden kamuoyuna yansıtılan rakamlar bunu gösteriyor. Bu nedenle üç konfederasyonun ortak açıklama dışında daha etkili yöntemlerle iktidar üzerinde baskı kurmaları olasılığı yüksek. Bunun ilk işaretini Türk İş Başkanı Atalay verdi. Atalay iktidara seslenirken "Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın." dedi. Bir meslektaşımız da akıllarını başlarına almazlarsa ne olacak diye sordu. Atalay bu soruya "önümüzü görelim, açıklarız" yanıtını verdi. Bu yanıt gösteriyor ki üç konfederasyon başkanının taleplerinin yerine getirilmemesi halinde ne yapacakları konusunda ortak bir kararları var. Bu kararın işçilerin sahaya inmesi, taleplerini mitinglerle dile getirmeleri olduğunu tahmin etmek zor değil. Ortak bildiriyi açıklarken disk Başkanı Çerkezoğlu'nun iktidara yönelik olarak yaptığı İşçiler enflasyonun nedeni değil mağdurudur. Enflasyonun nedeni yüksek kur, dışa bağımlı üretim ve yüksek kardır saptamaları önemliydi. İktidarın enflasyonun nedeni olarak işçileri ve emeklileri görüp, iktidarın enflasyonun nedeni olarak işçileri ve emeklileri görüp onların ücretlerini düşük tutarak enflasyonu düşürmeye çalışması sermayeye dokunmayıp faturayı emekçi ve emeklilere çıkarmaktadır. Bu aşamadan sonra konfederasyonların ortak tepkisine CHP de öncülük etmelidir. İşçinin, memurun, emeklinin hakkını CHP'nin deyimiyle söküyse ki Alman'ın başka yolu yoktur.